Merhaba arkadaşlar. Kraliçenin mutfağına hoş geldiniz. Türkiye'nin güçlü sesi Can Radyo'dan selamlar, sevgiler. Evet, bugün mutfağımda çok nefis sürpriz. Önce Türk kahvesi yapıyorum kendime. Sütlü tarçınlı Türk kahvesi yapacağım. Sonra mutfağımda bugün nefis el açması çıtır böreğim var. Ve yanında da çikolatalı kekim var. Ne yapalım o zaman? Hemen ilk önce kahvemizle başlayalım. Ben bu kahveyi çok seviyorum. Kahve aşkım. Evet. Biraz da tarçın. Evet, tarçınımızı da attık. Hemen sütümüzü de ekleyelim. Hemen pişirme işlemine geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi acelem olduğu için büyük ocakta yapıyorum. İyice güzelce karıştırıyorum. Sonra bırakacağım. Tarçınlar iyice dağılsın. Müthiş yağ yakıcıdır bu kahve. Özellikle ara öğünlerde vazgeçilmezim. Evet, kahvemiz pişerken ben hemen bir malzemelerime göz atayım. Evet, unum hazır. İç harcım hazır. Kek kalıbım. Birazdan yoğurma işlemine geçeceğim. Tabii önce kahvemin olması lazım. Kahveyi içerken de malzeme listemi sayarım. Evet arkadaşlar, hemen böreğimizin hamuruna geçelim. Öncelikle 6 su bardağı un kullanıyorum. Güzelce eledim. Zaman kaybetmemek için ben unumu eledim, ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve üzerine şöyle suyumu ekliyorum. Hemen 1 su bardağı da süt ekliyorum. Bu hamurumu güzelce yoğuruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyorduk arkadaşlar? Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Kanalım yemek kanalı değil. Normal paylaşım kanalı da değil. Ben içimden geldiği gibi çekiyorum. Aslında işim yemek. Ama yemek yapmaktan video çekmeye fırsat bulamıyorum. Böyle bir boş fırsat bulduğumda ancak yemek videoları çekebiliyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Şimdi ben bu hamuru yarım saat dinlendireceğim. Bu dinlenirken ben de tabii ki kahvemi içeceğim. Aşk ile. Evet arkadaşlar, şimdi çikolatalı kek yapımına geçiyoruz. Burada küçük yardımcım geldi. Anneciğim, keki ben çırpabilir miyim dedi. Kolay gelsin prenses. Sağ ol anne. Aşkım, ne diyorduk? Ne yaparsan yap aşk ile. Hadi o zaman başlayalım. Hadi anneciğim. Eşya. Önce ne koyuyoruz? Yumurta. Hadi bakalım. Kır bakalım yumurtaları. Dur. Ben koyacağım. Evet. 2 adet yumurta kırdık. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker,
ve 1 su bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. Hamarat cimcimem iş başında. Bana ellettirmiyor, kendi yapacakmış. Hadi bakalım. Yerim. Şimdi çırpma işlemine geçelim aşkım. Hadi bakalım, başla bakalım. İyice çırpıyoruz. Ne kadar çok çırparsak o kadar kabarır kekimiz. Hayır. Üst düğmeye basacaksın anneciğim. Aferin. Aferin prensesine. Prenses kek çırpar. Annesi kahve yudumlar. Evet, şimdi kekimizin içine ne katıyoruz aşkım? Kakao. Kakao değil, kakaolu puding. Ben. Çok güzel bir kek oluyor. Ne kadar? Kat hepsini aşkım. Hepsini. Kat 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 kat. Aferin. Ellerine sağlık. Kabartma tozumuzu da al anneciğim. Vanilya. Tamam. Koyuyorum. Kat. Açılmıyor. Evet, biraz da un ekleyelim. Çok güzel kek oluyor. Tavsiye ederim. Arkadaşlar pudingle kek yapın. Hazır kekten bir farkı olmuyor. Uzun süre bayatlamıyor. Nereden biliyor? Devamlı yaptığım bir kek. Anne. Hızlı kattık. Pudingi hızlı kattık. Kabartma tozumuzu kattık. Vanilyamızı kattık. Ve güzelce karıştırıyoruz. Hadi bakalım aşkım. Anne. Sıkıldıysam ben yapabilirim anneciğim. Yok. Kamerayı tut. Sen yap. Dur aşkım. Evet, burada görevi ben devralıyorum. Küçük hanım kayıta geçti. Evet, şeyde gösterelim mi? Evet, kekimizi kalıba döküyoruz. Prenses ısrarla kendisi dökmek istedi. Kaşığı alabilir miyim? Kaşığı alabilir miyim aşkım? Evet, kekimizi hemen fırına veriyoruz. Hemen böreğimizin açılışına geçelim. Kekimiz fırında pişerken ben de çıtır böreğimi yapıyorum. El açması. Hamurumu 6 eşit parçaya böldüm. Bezeler halinde. Şimdi merdane yardımıyla açacağım. Hamurumuzda maya yok. Kabartma tozu yok. Sadece süt, su ve tuz.
Başkanım bu arada sıkılıyor. Kendisi açmak istedi çünkü. Dedim sen sonra yardım edersin. Sen keki yaptın, ben de böreği yapayım. Evet, hamurumuzu güzelce açtık. Hamurun içine şimdi 50 gram tereyağı, 1 su bardağı da sıvı yağ erittim. Onu güzelce sürüyorum bir fırça yardımıyla. Şöyle yedirelim iyice. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi güzelce katlıyoruz. Bu hamurumuzu ben kandırıyoruz. Borcamın içine koyuyorum. Hamurumuz bekleyecek. Ben hemen diğer hamuru açma işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar, hamurlarımız hazır, bezelerimiz. Şimdi açma işlemine geçiyorum. Güzelce açıp tepsiye dizeceğim. İlk alttakinden başlıyorum. İlk açtığım hamur. Ama çıkartamıyorum. Bire bismillah. Evet. Hemen başlayalım. Hamurumuzu güzelce açıyoruz. Tepsimizin büyüklüğünde olacak. Annenin kapıyı örter misin? Ses geliyor. Tamam. Aferin benim kızıma. Efendim. Aferin benim kızıma. Biraz. Hemen hamurumuzu tepsiye alalım. Tepsimizi güzelce yağladım. Tamam, kapatıyorum şimdi. Bakalım. Aferin sana. Ne yiyorsun? Maydanoz mu? Evet. Aferin. Yardım edeyim mi? Evet, hamurumuzu güzelce yağlıyoruz. Yağladıktan sonra içine hemen harcımı ekliyorum. Anne. Efendim anneciğim. Niye tuz yok? Tuz? Evet. Neden? Tuzlu olması gerekmiyor. Ben bunu attım anneciğim. Tuz. Evet. Evet arkadaşlar, böreğimiz hazır. Hemen keselim. Sonra yağ geliyor. Sonra benim küçük yardımcım üzerine yumurta sürecek. Değil mi aşkım? Evet. Anne, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle anneciğim. Bunları niye kullanmadın? Onları ayrı yapacağım. Bir tepsi daha yapacağım. Ha. Döküyorsun, dikkat et. Anne, kurabiye gittim. Evet, 3 kat yaptım. Tabii bunu katladığım için 4'er kat oldu. 4, 8, 12 kat oldu. Bunu da
da ben dökebilir miyim? Çıtır, enfes bir börek. Anne bunu da ben dökebilir miyim? Şıpşak. Hemen misafirlerinize yapabilirsiniz. Bunu hadi da ben dökebilir miyim? Hemen yumurtamızı sürelim. Tamam. Bunu hadi, da ben dökebilir miyim? Tamam. Hadi aşkım haydi. Ben dökeceğim. Mutfakta böyle bir yardımcınız varsa hiç yorulmazsınız. O yüzden ben hep diyorum ne yaparsan yap, aşk ile yap. Benim küçük aşkım. Pamuk prensesim. Aferin benim kızıma. Normalde. Ben de yardım edebilir miyim? Olur. Hadi bakalım. Doğum nerede olacak? Ben bulurum. Hemen hızlı olalım. Susamları da ben sıkacağım. Anne kız yarış halindeyiz sanki. Ben yapacağım. Ver bana aşkım ver. Ver ver ver. Bekleyin. Susamlarını dök bakayım. Hadi bakayım aşkım. Güzel güzel. Bakıyorum. Serpiştir. Dur. Bu kim usul acaba? Nusret usulü. Çörek otu yapıyor benim kızım. Wow. Süpersin. Ben de sepebilir miyim? Evet. Gelişi güzel. Sepiyoruz. Evet. Dur şuraları çok. Bu arada kekimiz de pişmiş. Hemen fırınımızı 200 dereceye ayarlıyorum. Kim evet. Pişmiş? O. Böreğimizi fırına veriyoruz. Anne niye yüzüme yapıştırdın şimdi? Görmedim aşkım. Wow. Hapşırık. Kekimiz harika olmuş. Çıtır böreğim. Sıcacık fırından çıktı. Evet. Şöyle bastıralım. Bakın. Çıtır çıtır. Ne diyorduk aşkım? Ne yaparsan yap. Aşk ile yap. Ve kekimiz. Prensesimin ellerinden çikolatalı kek pudingli. Videomu izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle.